Merhabalar. 5. sınıf canlılar dünyası ünitesinde canlıları 4 grupta incelemiştik. Mikroskopik canlılar, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar. Hayvanları şu an anlatacağım. Hayvanlar canlılar arasında en gelişmiş grup hayvanlardır. Hayvanlar diğer canlılara göre düşünme ve içgüdü gibi yeteneklere sahiptir. Bitkiler gibi kendi besinleri kendileri üretemez. Bakın çok önemli. Bundan dolayı besinleri dışarıdan hazır olarak alırlar. Bazı hayvanlar sadece otla, bazı hayvanlar sadece etle, bazı hayvanlar hem otla hem etle beslenirler. Hayvanlar vücudunda desteklik sağlayan, kemik ve kıkırdaktan yapılma bir omurga bulundurup bulundurmamasına göre ikiye ayrılır. Arkadaşlar, eğer hayvanlarda omurga yani kıkırdak ve kemikten yapılmış omurga varsa omurgalı hayvan, kıkırdak ve kemikten yapılmış bir omurgası yoksa buna omurgasız hayvan diyoruz. Hayvanların özellikleri canlıların en gelişmişi, aktif olarak hareket etme özelliğine sahip, beslenmek için bitkileri ve diğer hayvanları tüketirler. Bütün hayvanların ortak özelliği bu. Canlıların en gelişmişi, aktif olarak hareket etme, beslenmek için bitki ve diğer hayvanları yeme özelliğine sahip. Omurgasız hayvanlarla devam edelim. Yani kemik ve iskeleti olmayan, kıkırdağı olmayanlara omurgasız diyorduk. Vücutlarında kemikten, kıkırdaktan yapılma bir iskeleti bulundurmayan hayvanlara omurgasız hayvanlar denir. Genellikle vücutlarını çevreleyen bir kese solucanlarda ya da sert bir kabuk böceklerde bulunur. Örümcekler, deniz anası, salyangoz, yengeç omurgasız hayvanlara örnektir. Burada yengeç, ahtapot, sinek, bunların hepsi omurgasız. Omurgasız hayvanlar omurgaya sahip değil, sünger, sölentere, solucan, yumuşakça, eklem bacaklı ve derisi dikenlilerin hepsi omurgasız hayvanlara örnektir. Arkadaşlar, omurgalı hayvanlarla devam edelim. Vücutlarında kemikten ve kıkırdaktan yapılma bir iskelet bulunduran hayvanlara omurgalı hayvanlar denir. Omurgalı hayvanlar solunum yapmaları, yaşam şekilleri, beslenmeleri ve üremeleriyle pek çok özellikleri dikkate alınarak sınıflandırılmıştır. Arkadaşlar, solunum yapma, yaşama şekli, beslenme ve üreme şekline göre biz omurgalı hayvanları balıklar, kurbağalar, sürüngenler, kuşlar ve memeliler olarak 5 gruba ayırıyoruz arkadaşlar. Balıklarla başlayalım. Balıklar suda yaşayan canlılardır. Vücutlarında pullarla kaplıdır. Solungaç solunumu yaparlar ve suda çözünmüş oksijeni kullanırlar. Balıklar yumurtayla çoğalır. Yavrularına bakmazlar. Kendilerinden küçük balıklarla ve küçük deniz canlılarıyla beslenirler. Bazı balıklar sadece otçul beslenir. Hamsi, köpek balığı, palamut, levrek balıklara örnektir. Balıkların genezi öyle pulla kaplı olma, suda yaşama, yumurta ile çoğalma, solungaçları var, sudaki oksijeni alır, yavru bakımı yok. Her suda yaşayan balık değil arkadaşlar, çünkü bazıları memeli. Kurbağalarla devam edelim. Hem suda hem karada yaşayan hayvanlardır. Deri ve akciğer solunumu yaparlar. Derileri nemli ve kaygandır. Yumurtayla çoğalırlar. Sinek, böcek gibi canlılarla beslenirler. Yumurtadan çıkan larvalarıyla ilgilenmezler. Yani yavrularına bakmazlar. Arkadaşlar, kurbağa çeşitlerine bakıyorsunuz bu şekilde. Kurbağaların şöyle bir özelliği var. Kurbağa iki yaşamlı canlılardır. Birinci yaşamlarında balıklara benzeyen bir yapı, daha sonra başkalaşım geçirerek kurbağa şeklini alma. Derisi yumuşak ve nemlidir. Genel özelliklerine bakalım. Hem karada hem suda yaşar. Yumurta ile çoğalır. Yavru larva balığa benzer ve önce solungaç solunumu yapar. Büyüdükçe başkalaşım geçirerek ana canlıya benzer arkadaşlar. Kurbağaların, bakın yeşil bir kurbağa. Burada bir kahverengi kurbağa. Kurbağa çeşitlerine de baktık. Süngerlerle devam edelim. Derileri kalın ve sert pullarla kaplıdır. Karada ve suda yaşarlar. Akciğer solunumu yaparlar. Yumurta ile çoğalırlar. Yavrularına bakmazlar. Yılan, timsah, kertenkele, kaplumbağa gibi canlılar sürüngen grubunda yer alır. Sürüngenlerin genel özelliklerine bakalım. Sürünerek hareket eder. Sert ve kuru pullarla örtülü. Yumurta ile çoğalır. Yavrularına bakımı yok. Yılan, kaplumbağa, timsah, kertenkele, dinozor ve benzeri örnek. Kuşlar. Kuşların vücutları tüylerle kaplıdır. Bakın bu farklı bir özellik. Kanatları olduğu için uçabilirler. Ancak uçamayan kuş türleri de vardır. Penguen, deve kuşu, tavuk, hindi gibi kuşlar uçamaz. Kuşlarda ağız yerine gaga vardır. Bu da kuşlara özgü bir özellik. Beslenme şekillerine göre gagalı yapıları farklılık gösterir arkadaşlar. Kuşlarda akciğer solunumu görülür, yumurtayla çoğalır, kuluçkaya yatarak yumurtalarını sıcak tutarlar ve yavrularıyla ilgi gösterirler. Yani yavru bakımı var. Bakın diğer canlılarda göre balıklara, kurbağalara ve sürüngenlerden bir farklı özelliği ne? Yavru bakımı var. Kuşların genel özellikleri tüylerle örtülü, yumurtayla çoğalır, yavrularına bakar, kanatları var, hepsi uçamaz. Penguen, deve kuşu, tavuk uçamayan kuşlardır. Uçan her canlı kuş değil, çünkü yarasa memelidir arkadaşlar. Memelilerle devam edelim. Memelilerin vücudu kıllarla kaplı. Bunu öğrenciler hep karıştırıyor. Kuşlar tüylerle, memeliler kıllarla kaplıdır. Bu farklıdır arkadaşlar. Doğurarak çoğalırlar. Yavrularını sütle beslerler. Belirli bir döneme kadar yavrularını korurlar. Memeliler de akciğer solunumu yapar. At, koyun, tilki, manda, leopar, fare gibi memeliler karada yaşar. Yunus, bunu hep öğrenci karıştırır. Bunu balık zanneder. Yunus, balina, fok memelidir arkadaşlar. Suda yaşayan memelilere örnek olarak verilebilir. Arkadaşlar, yarasa tek uçabilen memeli hayvandır. En büyük memeli ise mavi balinadır. Bunları da bilmemiz gerekiyor. Uçan tek memeli yarasa ve en büyük memeli mavi balina. Yarasalar vücudunda kıllarla kaplı olan memeli hayvanlardır. Yavrularını sütle besler, doğurarak çoğalırlar arkadaşlar. Memelilerin genel özellikleri doğurarak çoğalma, yavrularını sütle besleme, kıllarla örtü, en gelişmiş canlı. Unutmayalım, balina, fok, yunus, yarasa, memeli. Hep öğrenci bunları karıştırıyor. Mesela balina, fok, yunusa balık diyor, yarasaya da kuş diyor arkadaşlar. Karıştırmayacağız. Uçan tek memeli de yarasadır. Hemen şöyle bir tabloyla omurgalıları kaça ayırıyorduk? Balıklar, kuşlar, sürüngenler, memeliler, kurbağalar. Vücudu neyle kaplıydı balıkların? Pullarla. Nasıl çoğalırdı? Yumurta, yavru bakımı yok. Kuşlar tüylerle kaplı, yumurtayla çoğalır. Yavru bakımı var ama az. Sürüngenler set pullarla kaplı, yumurtayla çoğalır, yavru bakımı yok. Memeliler kıllarla kaplı, doğurarak çoğalır, yavru bakımı var. Kurbağalar nemli ve kaygan deriye sahip. Yumurtayla çoğalır ve yavru bakımı yok. Soruyla devam edelim. Bir öğrenci yaptığı şemada omurgalı hayvan sınıflarının her birine örnek olarak birer canlı ismi yazıyor. Buna göre boş bırakılan yerlere gelmesi gerekenler ne? Şimdi arkadaşlar, bu koyun neyle ilgili? Memeli, serçe kuş, yılan sürüngen. O halde bu ne olacak? Balık ve kurbağa olacak. Kurbağalar olacak. Balık yerine ne yazar? Alabalık ve kurbağa, yani cevabımız A şıkkı olur. Devam edelim arkadaşlar. Bir öğrenci bazı canlılarla ilgili yaptığı gözlem ve araştırma sonuçları aşağıdaki gibi tabloda verilmiştir. Buna göre hangisine ulaşamaz diyor arkadaşlar. Burada omurgalı omurgasız olan beslenme şekli, üreme şekli, yavru bakımı şekli, başkalaşım geçirip geçirmediği ve sınıflandırmadaki yerini söylemiş. Canlılar sınıflandırırken benzer ve farklı özellikler dikkate alınır. Doğru. Başkalaşım geçirdikten sonra canlıların sınıfındaki yeri değişir. Yanlış arkadaşlar. Başkalaşım geçirdikten sonra canlıların sınıfındaki yeri değişmiyor. Canlılar sınıflandırmasına farklı yerlerde olsalar da benzer özellikleri vardır. Mesela yarasa uçmasına rağmen memeliler sınıfında. Birden fazla kriterin kullanılması canlıların sınıflandırılmasına isabetli karar verilmeyi arttırır. Bu da doğru arkadaşlar. Başkalaşım geçirdikten sonra canlıların sınıflandırılması yeri değişmez. Ulaşılamazı soruyor. Cevap B. 3 farklı canlı grubu ile ilgili oluşan bir poster hazırlamış. Buna göre posterle yapılan hataların düzeltilmesi için hangisi yapılmalıdır? Arkadaşlar, baktığımız zaman timsah, kertenkele, solucan, kurbağa. Burada bir sıkıntı var. Ne var? Mesela solucan nedir? Omurgasızdır. Ama timsah, kertenkele, kurbağa omurgalı sürüngendir. Bakalım, akciğer solunumu yaparlar. Omurgalıdırlar. Vücutları set pullarla kaplıdır. Devam edelim. Vücutları tüylerle kaplıdır. Yumurtayla çoğalırlar. Yavru bakımı yaparlar. Arkadaşlar, burada yarasa ne olmuş? Kuşlarla değil, memeliler sınıfında. Burada yarasa yanlış. Üçgene bakalım. Omurgaları bulunur. Doğurarak çoğalırlar. Yavrularını sütle beslerler. Burada arkadaşlar hepsini doğru yapmış. Balina, fare, köpek ve fil hepsi doğru. Diyor ki dairedeki yarasa üçgene aktarılmalıdır ve yıldız suda solucan yer almamalıdır. Evet, cevabımız ne olacak? A olacak. Bu şekilde yaparsak düzeltiriz. Diğerlerini de okuyalım. Üçgendeki farenin vücut boyutu küçük olduğu için yıldıza aktarılmalıdır. Yanlış. Üçgendeki bulunan balina balık olduğu için hayır, balinalar memelidir. Yanlış. Dairedeki penguen uçmadığı için hayır, penguen uçmayan kuşlara örnektir. Cevabımız A. Buna göre aşağıdakilerden 3 karta yaptıkları tahmin doğrudur diyor arkadaşlar. Efe ve Defne canlılarla ilgili kart oyunu oynuyorlar. Bu oyunda bir yüzünde canlıların özellikleri, bir yüzünde de o canlının ait olduğu grubun adı yazılmaktadır. Buna göre oyuncular bu yüzdeki bilgileri okuyarak canlının grubunu doğru yapmıştır. Birinci kartı: suda yaşarım, omurgalıyım, yavruyu sütle beslerim. O halde arkadaşlar bu ne olabilir? Memeli. Sütle beslediği için memeli. Balık olamaz. Memeli doğru, balık olamaz. B veya D. İkiye bakalım. Bitki değilim. Bazı türlerim besin olarak kullanılır. Bazı türlerim ekmek mayalar. Arkadaşlar bitki değil. Bu halde ne olacak bu? Maya mantarı. Bakalım. Mikroskobik canlı değil. Mantar olacak. Devam edelim. Karada yaşarım, sürünerek ilerlerim, yumurtadan çıktım. Ne olacak? Sürüngen olacak. O halde cevabımız D. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi yavrusunu doğurup sütle beslemektedir? Doğurup sütle besleyen arkadaşlar yarasa memelidir. Kertenkele sürüngen. Penguen kuş. Köpek balığı da balıktır arkadaşlar. Yarasa ise memelidir. Sütle besler. Cevap D şıkkı. Mıstık Fenci YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.